Burada iki akciğer ve bir kalp görüyorsunuz arkadaşlar. Her şeyi hızlıca belirtelim. Şuraya sağ ve sol taraf belli olsun diye öncelikle onları yazalım. Akciğerleri ve kalbi zaten çizmiştim. Burada kalpteki dört odacığı birden görüyoruz. Neyin ne olduğunu yazdığımızdan emin olalım. Damarların büyük bir kısmını sahneden çıkardım. Çünkü bizim için önemli olan şeylerin altını çizmek istiyorum bu videoda. Özellikle şu mavi ile gösterdiğim damarlar. Bakın kalpten çıkıyorlar. Bunlara Akciğer atar damarı diyeceğim. Yani ben öyle demiyorum, öyle deniyor zaten. Akciğer atar damar. Atar damarların akciğerlerden çıktığını biliyoruz. İsmini de yazdık. Evet. Bu damar oksijenden yoksun. Yani oksijensiz kan taşıyor. İstisnai bir durum bu ama şimdi siz de bunu öğrendiniz. Evet bu akciğer atar damarı ve sağ ve sol akciğerlere gidiyor. Eğer kalbe dakikada 5 litre kan geldiğini varsayarsak bu damarlardan toplamda 5 litre kan geçecek öyle değil mi? Bunun bir kısmı sağa bir kısmı da sola gidecek. Mesela sol tarafa dakikada 2,5 litre kan gidiyor diyelim. O zaman kalan kısımda yani yarısı da sağa gitmeli. Dakikada 2,5 litre sağa gitmeli. Evet. Çünkü bu sistemi bir pipete benzetirsek, bir ucundan giren her şey öbür ucundan çıkar. Basit düşünüyoruz, içeri giren ve dışarı çıkan miktarı birbirine eşit olmalı. Şimdi biraz da kan akımı hakkında konuşalım. Daha önce bu konuyu başka videolarda incelemiştik. Üzerinden tekrar kısaca geçelim. Akım, belirli bir zaman dilimindeki hacme eşit demiştik. Bu durumda litre bölü dakikayı kullanıyoruz. Fakat gerçekte her türlü hacim birimi bölü zaman birimi bize akımı verir. Gelin bir örnek inceleyelim. Trajik bir kaza yaşadım ve akciğerlerimle ilgili bir operasyon olmam gerekti diyelim. Bu sarı çizginin altı benim alt lobum olsun. Üst tarafı da doğal olarak üst lob olacak. Doktorlar alt lobun alınması gerektiğini söylemişler. Çok acı bir durum fakat buna mecburuz diyelim. Şimdi kan akımı açısından neler değişti ona bir bakalım. Öncelikle direnç değişecek değil mi? Ameliyattan önce hem bu kan damarında hem de bu kan damarında belirli miktarda direnç bulunuyordu. İşimizi biraz daha kolaylaştırmak adına yine aynı miktarda direnç olsun ve ameliyata girdim diyelim. Burada yaptığımız işlem belli olsun diye alt lobun alınması diyorum. Tabi bir de ameliyattan önce diye de bunu belirtiyorum buraya. Evet. Ne kadar da direnç? Maruz kaldığımız direnç, unutmayın burada bir dal daha var. Dolayısıyla toplam direnci bulmalıyız. Nasıl bulduğumuzu hatırlıyor musunuz? Toplam direnç, R toplam ile gösteriyorduk. R toplam eşittir. Şuradaki damarın direnci, yani 1 bölü 1 bölü R, artı yanındaki damarın direnci, 1 bölü R. Bakın, ikincisi alttaki lobun, tamam mı? Peki, bu ikisini topladığımızda sonuç, 1 bölü 2 bölü R oluyor. Yani toplam direncimiz R bölü 2 ya da 1 bölü 2 R oldu. Beklenenin aksine direnç düşüyor. Eğer böyle bir dalla ayrılma olursa direnç yarıya iniyor. Çünkü kana gidecek birden fazla yol sunulmuş oluyor. Sonuç olarak direnç yarıya iniyor. Ameliyattan sonra direncim ne kadar olacak peki? Operasyon sırasında bu tarafı olduğu gibi çıkardılar. Bakın işaretliyorum. Burası böyle tamamen gitti. Çünkü alt lobumu aldılar. Yeni toplam direncimiz R toplam kaç oluyor? Yeniden hesaplamam gerekirse R toplam eşittir. Aslında bu durum gerçekten çok kolay. Çünkü kalan neyse onu yerine koyacağız. Geriye sadece R kaldı değil mi? Direncim R bölü 2'den R'ye yükseldi. Alt lobu alarak direnci 2 katına çıkarmış olduk. Direncim epey bir yükseldi. Bu ilginç bir nokta. Bir lobu aldıktan sonra damar direncim yükseliyor. Bu tarafta operasyondan sonra direncim eskiden olduğundan çok daha yüksek. Hatırlayalım, bu akım dakikada 5 litreydi. Hala gelen kan miktarı aynı. Fakat şimdi sol tarafta ekstra direnç var. O zaman kan ne yapacak? Burada daha az direnç varsa ben neden diğer yolu tercih edeyim ki? Diyecek. Dolayısıyla gelen kanın büyük kısmı sağ tarafı tercih edecek. Çünkü solda daha yüksek direnç var. Tam olarak ne kadar kanın gideceğini tahmin edemem ama kanın akımı azalacak bunu söyleyebilirim. Sayıları yeniden düzenleyeceğim. Yeni değerler verelim buraya. Diyelim ki yeni akım bunu yeşille yazıyorum. Dakikada 3 litre ve dakikada 2 litre oldu. Hala toplamları 5 litre yapıyor. Bu değişmiyor. Ama sağ akciğere daha fazla kan gidiyor. Bu noktada size yeni bir kavramdan bahsedeceğim. Akım hakkında konuşmuştuk. Videonun adından da anlayabileceğiniz gibi şimdi bir de perfüzyon hakkında konuşalım. Bazen bu ikisi birbirinin yerine kullanılıyor. Fakat perfüzyon ile akım arasında minik de olsa bir fark var. Perfüzyon akan kan hacmi bölü zaman bölü doku miktarına eşit. Bu arada perfüzyona beslenme de diyebiliriz. Doku miktarına bölmeyi unutmuyoruz. Miktar derken dokunun hacmi veya ağırlığını kastediyorum. Doku miktarını da yazdık. Konuyu somutlaştırmak için şöyle bir örnek vereyim. 100 grama düşen akımı cinsinden hesaplamak istiyorum. Genellikle bu kullanılıyor ama bazen farklı birimlerle de hesaplandığı oluyor. Biz bu örneğimizde 100 gram dedik. Gelin bu senaryoyu başka sayılarla yeniden kurgulayalım. Dakikada 2 litre ve dakikada 3 litreyi perfüzyon açısından inceleyelim. Bu ne anlama geliyor? Akciğerlerimin ikisini birden tarttık diyelim. Solda sadece üst lobum var. Mesela bu yarım kilogram yapıyor olsun. Sağ tarafta da bir kilogramlık doku olsun. Evet, bir kilogram yazdık. Bunlar iki tarafında ağırlıkları oldu. Perfüzyonu bulmak için kan akımını buluyoruz. Şurada sağda gösterdiğim her şey akımla ilgiliydi. Bunu alıp doku miktarına bölüyoruz. Böylece kolayca perfüzyonu bulabiliyoruz. Öncelikle sağ tarafa bakalım. Sağ tarafta 3 litre kan akımı var. Buraya 3000 mililitre yazacağım böyle göze daha güzel görünüyor değil mi? Dakikada 3000 mililitre bölü 1 kilogram dedik. Bu da 1000 grama eşit oluyor. Peki bu işlemin sonucu neye eşit oldu? Eğer paydada 100 gram bırakacaksam, buradaki sıfırları sadeleştiriyorum. Elimde dakikada 300 mililitre bölü 100 gram akciğer dokusu kaldı. Bu değer sağ akciğer için geçerli. Aynı işlemleri sol akciğer için de yapabilirim. Sol taraf için değerleri yerleştirelim. 2000 mililitre yani 2 litre Hatırlayalım bu değerleri öylesine yerleştirmiştim tamam mı? Gerçek akımları bulmak için tabii ki ölçüm yapmanız gerek. Akciğer dokusuna da 500 gram dedik. Yani sonuç olarak 100 gram başına dakikada 400 mililitre düşüyor. Ee, bu sonuca böylece ulaşıyoruz. Burada size bir şey göstermek istedim. Bakın ameliyattan sonra hangi tarafta daha fazla kan akımı olacak? Sağ tarafta daha fazla kan akımı var değil mi? Fakat hangi tarafta daha fazla perfüzyon var diye sorsaydım cevabımız farklı olacaktı. Gördüğünüz gibi sol üst lobun perfüzyonu daha fazla. Yani bir tarafın daha fazla kan alması, daha fazla perfüze olduğu ya da diğer bir deyişle beslendiği anlamına gelmiyor. Perfüzyon ve kan akımı hesapları birbirine çok benziyor. Fakat değerler dokunun hacmine göre değişiyor. Bu göstereceğim örnek klasik bir örnektir. Tıp alanında organların perfüzyonu hakkında bir şeyler söylendiğini duymuşsunuzdur. Bu organda perfüzyon yüksek, diğer organda düşük gibi. Eğer akımdan bahsedecek olursak, en yüksek kan akımı olan organlardan biri karaciğerdir. Diyelim ki bu bir karaciğer olsun, bu da akımın daha düşük olduğu böbrekler. Bu boşluğa da böbreği yazdım. Bir de neredeyse hiç akım almayan kemiklere ele alalım. Fakat iş perfüzyona geldiğinde dengeler değişiyor. Hangisi en iyi besleniyor ya da perfüze oluyor dersek yanıt böbrekler olur bu üçü içinde bir sıralama yaparsak böbreğin bu konuda en iyi olduğunu görürüz. Şöyle görselleştirelim. Küçük bir miktar böbrek dokusu aldım. Aynı şeyi karaciğer içinde yaptım. Karşılaştırma yapmak istiyorsak tam olarak aynı oranları almalıyız. Bu durumda 100'er gram alalım. Bu kutularda 100'er gramlık farklı dokular olsun. Sonucu da beyazla gösterdiğim kemik dokusu olacak. Hepsinden 100'er gram alırsak karaciğer dokusu biraz daha az beslenecek. Böbrekler karaciğerlere göre daha iyi iş çıkaracaklar. Ve kemiklere gelince 100 grama indirsek bile yine de çok iyi beslenmeyecekler. Umarım anlattıklarım size farklı bir bakış açısı kazandırmıştır arkadaşlar.